Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuza geçmeden önce bileceğiniz üzere şu sıralar yoğun bir Yunan spam saldırısı altında kanalımız. Desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu oluruz. Beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız gerçekten Allah razı olsun diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımızda kıymetli dostlar hep birlikte bir Azerbaycan'a gideceğiz. Azerbaycan'da hareketli günler yaşanıyor. Özellikle de Türkiye'nin savunma sanayi heyeti tüm ekip kıymetli dostlar Azerbaycan'daydı. Başta tabii ki de Haluk Görgün olmak üzere bugün Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldiler. Ve İlham Aliyev'e çok önemli bir hediye takdim edildi. Aslında gelecek için çok önemli bir hediye. Şimdilik belki basit gözükebilir ama isterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Azerbaycan'da neler yaşanmış hep birlikte öğrenelim. Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Haluk Görgün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Kaan portresi takdim etti. Aliyev, Türk savunma sanayi ürünlerinin kalite verimlilikleriyle uluslararası düzeyde kendilerini kanıtladıklarını kaydetti. Başkan Görgün ziyaret sırasında Türk heyetinde yer alan şirketler ile Azerbaycan'ın savunma sanayi şirketleri arasında çeşitli alanlarda ortak faaliyetler yürütülmesini öngören mutabakat zaptlarının imzalandığı konusunda İlham Aliyev'e de önemli bilgiler vermişti. Kısacası kıymetli dostlar, dost ve kardeş iki ülke arasındaki gelişen savunma sanayi ilişkileri yine tüm hızıyla devam etmekte. Hazır mevzusu açılmışken şunu da belirtmek istiyorum. Buradan Sayın İlham Başkanımıza seslenmek istiyorum. Başkanım sabredin Allah'ın izniyle. Şimdilik portresini verdik adaşımın Milli Muharip Uçak Kaan'ın ama Allah izin verirse 3-4 sene içerisinde gerçeğini de Allah izin verirse bizzat belki de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın katılmış olduğu bir törenle Azerbaycan'a teslim edeceğiz. Bileceğiniz üzere Azerbaycan Milli Muharip Uçak Kaan programındaki Türkiye dışındaki iki üye devletten bir tanesi. İkisi de Pakistanlı Azerbaycan Milli Muharip Uçak Kaan için gerek mühendis sağlıyorlar gerekse de bazı parçalar mesela Azerbaycan'da üretiliyor. Akabinde kıymetli dostlar bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde bileceğiniz üzere ülkemiz şu özellikle de 2-3 gündür gündem belli yani gündem dış politika değil. Gündem ne kıymetli dostlar? Yerel seçimler. Ülkemizdeki yerel seçimler bu kadar gündemin en üst düzey seviyesinde yer alırken kıymetli dostlar savunma sanayimizde çok önemli bir gelişme yaşandı. Bu özellikle de benim oldukça dikkatimi çeken bir gelişmeydi. İkinci konu başlığımızda şimdi videomuzun başlığından da göreceğiniz üzere Bayraktar TB3'ümüzde yaşanılan inanılmaz gelişmeye gideceğiz. Yani şimdiden videomuza beğenileri atmayanlar varsa lütfen atsınlar çünkü süper bir habere gidiyoruz. Bayraktar TB3'ümüz kıymetli dostlar bileceğiniz üzere TCG Anadolu'muzun bir tanecik tek aşkıydı değil mi? Neydi? TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapması beklenmekteydi. Bayraktar TB3'ün ikinci prototipinin 3. uçuş videosu bundan yaklaşık 2 gün önce paylaşıldı. Fakat Türkiye'nin gündemi yerel seçim olduğundan dolayı aslında o videoda bir tane detay vardı. Bilmiyorum ben mi dikkat ettim ama o detay benim oldukça dikkatimi çekmişti. Ve zaten o anları gördüğümde aha dedim günün haberini bulduk demiştim. Neydi o detay? İsterseniz haberimiz bir karşımıza gelsin. Arkanıza yaslanın. Efsane bir müjdeyi sizlerle paylaşacağım. Bundan yaklaşık 2 gün kadar önceydi. Bayraktar TB3'ümüzün kısa bir zaman önce üretilen ikinci prototipinin 3. uçuşu gerçekleşmişti. 3. uçuşta orta irtifa sistem tanımlama ve performans testi yapılmıştı Bayraktar TB3'ümüze. Aslında diyebilirsiniz Kaan ne var bu haberde? Evet buraya kadar normaldi ama kıymetli dostlar özellikle de o son paylaşılan ikinci prototipin son paylaşılan videosunda son saniyelerde öyle bir detay vardı ki sosyal medyada böyle kısıtlı bir kişinin dikkatini çekmişti. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Görmüş olacağınız üzere Bayraktar TB3'ün iniş anı bu şekilde paylaşılmıştı. Şimdi iniş anına baktığımızda yere ilk temas süresi ve Bayraktar TB3'ün tamamen durduğu saniye herkesin dikkatini çekiyor. Şaka değil 3-4 saniye içerisinde Bayraktar TB3 yerle temas ettikten sonra durdurabiliyor. Yani fren sistemleri muhteşemdi. Evet biliyorum aklınıza Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'ya ineceği geldi. Durun da sürprizlerimize yeni başlıyoruz. Sizler için Postmaster'dan çok önemli bilgilere eriştim. Kendisi bu konuyu epeyce detaylı bir şekilde araştırmıştı. Bayraktar TB3'ün iniş mesafesi bu şekilde görselleştirilmişti. Yaklaşık 120-130 metre içerisinde Bayraktar TB3 yere temas ettikten sonra kendini durdurabiliyordu. Tabii şimdi diyebilirsiniz Kaan TCG Anadolu'nun pistinin uzunluğu kaç? Kıymetli dostlar TCG Anadolu'muzun uzunluğu 232 metreydi yanlış hatırlamıyorsam. Hadi pistinin uzunluğu da 220 metre olsun. Yani bu ne anlama geliyor? Bayraktar TB3
aslında TCG Anadolu'ya iniş kalkış için çok önemli bir mesafeyi geçtiğimiz bir gün öncesinde kat etmiş oldu. Devamında ise görmüş olacağınız üzere mesela bu şekilde canlandırmalar da yapılmıştı. Bayraktar TB3'ümüzün TCG Anadolu'ya ilk inişi mesela hemen böyle TCG Anadolu'muzun arka kısmından indi diyelim. 130 metre güvertede böyle artık hızını düşürmeye çalışıyor yavaş yavaş Bayraktar TB3 ve tam da öyle gözetleme kulesinin yaklaşık böyle 20-30 metre ilerisinde Bayraktar TB3 stop ediyordu. Bunu tabii ki de son paylaşılan videodan almıştık. Çünkü 120-130 metrede kendini durdurabiliyordu Bayraktar TB3. Mesela kıymetli dostlar, buradaki sarı kısım, 25 metre olarak belirtilen sarı kısım Bayraktar TB3'ümüzün tekerlerine ha değdi ha değecek dediğimiz anlar. Yani milim olarak yaklaşıyor. Tam böyle şu noktada ise Bayraktar TB3'ümüz tekerini değdiriyor TCG Anadolu'ya. Devamında ise görmüş olacağınız üzere kırmızı çizginin son noktasında bu şekilde kendisini durdurabiliyordu. Hemen tabii ki de ne yapacak? Kanatlarını katlayıp hemen kenara kendisini park edecek. Mükemmel gelişmelerdi. Sizlerle paylaşmak istedim bu haberi. Ne dediniz ama, günün haberi olur değil mi? Hatta ben size bir şey diyeyim mi? Günün değil, belki de son yaklaşık Milli Muharip Uçak Kağan'ın ilk uçuşundan sonraki en güzel, en müjde dolu haber aslında olabilir. Biliyorum özellikle Türk medyasında bu konu bahsedilmedi. Bilmiyorum dikkatlerini mi çekmedi ama farkında mısınız kıymetli dostlar? Bayraktar TB3'ümüzün TCG Anadolu'ya konuşlandırılması, iniş kalkış yapabilmesi dünya harp doktrinini değiştirecekti ya. Aslında biz en önemli gelişmelerden bir tanesini başardık bu konuda. Düşünsenize havaalanına değil de Bayraktar TB3 bizzat TCG Anadolu'nun pistine iniş gerçekleştirmiş olsaydı kendisini zaten 120 metrede durdurabiliyor. Yani durdurma imkanına sahipti. Ayrıca tabii ki de bu mesafe daha da düşecektir benim tahminlerime göre. Çünkü özellikle de havaalanının pistiyle TCG Anadolu'nun pisti aynı olmayacak. Örnek veriyorum, belki de Bayraktar TB3 kalktığı esnada sürtünmenin azalması için farklı bir zemin kullanılırken TCG Anadolu'nun pistinde iniş yapacağı esnada belki de daha fazla sürtünmenin olduğu, Bayraktar TB3'ün daha hızlı durabileceği fonksiyonlar düşünülecek. Kaldı ki bir de bunun bir paraşütü var daha. Paraşüt diye bir şey de düşünülebilir. Yani kıymetli dostlar, büyük ihtimalle Allah izin verirse Bayraktar TB3'ümüz 50-60 metre mesafe içerisinde kendisini durdurabilecek. Aslında 2 gün önce, bakmayın siz, ülkenin gündemi seçimdi ama gerçekten de bu ülkenin kaderini değiştirebilecek çok önemli bir teknolojik gelişme Baykar tarafından aslında, yani bizzat duyurulmadı ama görüntülerden çıkarım yaptığınız zaman bu müjdeli sonuca ulaşabiliyorsunuz. Tekrardan projede emeği geçen, yani mühendis, teknik personel, çaycısına kadar herkesten Allah razı olsun, çok hızlı ilerledi proje. Yani sizlere diyorum ya, 27 saat mesela bu ikinci prototip geçtiğimiz günlerde havada kalmıştı. Belki de ben sizlere bu konuşmayı yaptığım esnada bile iki tane prototip Bayraktar TB3 zaten oldu iki tane var yani. İkisi de havada şu an, belki de test faaliyeti gerçekleştiriyor. Ya ben şunu düşündüm, 27 saat acaba hangi operatör kullanıyor diyorum ya, hani 27 saat masa başında bir insan duramaz ya, yemin ediyorum sizlere çok büyük bir emek söz konusu. Harıl harıl, hani derler ya kıymetli dostlar halk arasında, ya dur oğlum ne acelem var işte, günler çuvalama girdi derler ya. Evet, söz konusu vatansa, söz konusu memleketin bağımsızlığıysa ve söz konusu bir de Selçuk Bayraktar'ın da inadıysa, bileceğiniz üzere yarış var, günler çuvala girebiliyor. Yani bundan dolayı her şey en hızlı, en düzgün bir biçimde yapılmaya çalışılıyor. Tekrardan çok teşekkür ediyorum bizlere bu gururu, bizlere bu sevinci yaşattıklar için de Allah'ım gerçekten de tuttuklarını altın etsin diyorum ve sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel değerlendirdim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugün öğle saatlerinde PKK'ya ait teröristleri taşıyan seyir halindeki bir araç, kimliği belirsiz bir insan sav aracı tarafından Musul Sincardağı Serdeş kampı yakınlarında vuruldu. Irak kaynakları Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait İHA tarafından hassas şekilde ve başarıyla etkisizleştirilen araçta örgütün bir sözlü askeri üst düzey komutanı ile iki korumasının olduğunu, ilk belirlemelere göre en az bir teröristin öldüğünü ve diğer ikisinin ise ağır yaralandığını iddia etmekteydi. Sizce bu operasyonu kim yapmıştır? Evet, bekliyorum. Tahminleriniz doğru. Milli İstihbarat Teşkilatı, yine MİT terör unsurlarına özellikle nerede olurlarsa olsun göz açtırmamaya devam ediyor. Hemen devamında kıymetli dostlar, tabii mesela sizlere bir SİHA operasyonunu aktardım ya. Şimdi karşınıza bir başka SİHA operasyonu gelecek ama gerçekten de hani insanlıktan nasibini alamamış kişilerin yapmış olduğu operasyon. Ya şu deliye bakar mısınız? Kıymetli dostlar, şu deliğin yanı
yanındaki mesela logoyu ilk olarak sizlere aktarmak istiyorum. Bu logo kimin biliyor musunuz? Gazze'de bulunan World Central Kitchen, yani işte uluslararası yardım gönüllerinin toplandığı Amerika merkezli, işte kimsesiz çocuklara veyahut da savaş halindeki topluluklara yemek pişiren bir topluluktu. Yani insani bir oluşumdu. İsrail güçleri görmüş olacağınız üzere yardım gönüllülerin bulunmuş olduğu araca bu şekilde yani insafsızca saldırdı. Tabii daha sonrasında yüzsüz İsrail Başbakanı Netanyahu bir açıklama yaptı. Niye açıklama yaptı diye soracak olursanız, özellikle de araçta bulunan kişilerin hepsi neredeyse İngiltere, Avusturya, işte Fransa benzeri ülkelerin pasaportuydu. Yani oranın vatandaşlarıydı. Bundan dolayı yaptı açıklamayı. Yoksa bileceğiniz üzere zaten Gazililerin hayatı falan Netanyahu için hiçbir önemi bulunmamakta. Netanyahu dedi ki, maalesef dün trajik bir olay meydana geldi. Güçlerimiz Gazze'nin merkezinde yanlışlıkla masum insanları vurdu. Savaşta bunlar oluyor. Etraflıca soruşturuyoruz diye aklımızla alay eder gibi bir açıklama yapmıştı. Çok kısa ama böyle gündeme bomba gibi düşen bir açıklamaya gideceğiz. Ne dedi biliyor musunuz Estonya Savunma Bakanı Hanna Pevkur? Pevkur dedi ki, tüm NATO üyelerinin Ukrayna'da askeri personeli bulunuyor diye bir ifade kullanmıştı. Mesela siz diyebilirsiniz, ne yani Kaan, işte Ukrayna'da Türk askeri var mı? Türk polisi, Türk koruma, Türk güvenlik güçleri var mı? Var kıymetli dostlar. Yani Kiev'deki Türk Büyükelçiliği kapatılmadı ki. Bir büyükelçilik varsa illaki orayı koruyan personel de vardır değil mi? Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Her şey istediğiniz gibi olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Allah emanet olun. Sağlıcakla.